Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Shibarium'la alakalı son video olacaktır arkadaşlar. TradingView üzerindeki bu haberi inceleyeceğiz ve genel olarak Shibarium'la e, ve Shiba ekosistemindeki tokenlara olan e, bunun etkileriyle alakalı konuşacağız. Bakalım neler diyor. Dogecoin'in rakibi Shiba Inu da bir geliştirici. Meme token'da merak edilen, e, beklenen, merakla beklenen proje hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ya Dogecoin'le alakalı genel olarak videolarda da bahsediyoruz vesaire. Ya önceden de açıkladım. Ben açık söyleyeyim. Shipcoin'in ilerleyen süreçte gerçekten Doge'u e, hızlı bir şekilde geçebileceğini düşünüyorum ve bunun ben bu boğa sezonunda olabileceğini düşünüyorum. Nitekim piyasadaki kalıcılık konusunda da arkadaşlar ben Shipcoin'in Doge'dan daha büyük bir umut vaat ettiğini düşünüyorum. Bunun da en nihayetinde aslında Shibarium'dan kaynaklı olduğu kanaatindeyim. Zira biliyorsunuz Shibarium'un gelişi hem gaz ücretlerindeki düşüş yani maliyeti azaltma ve hızı vaat ettiği için burada... Shipcoin'in kullanım oranlarının ağda çok ciddi artma ihtimali olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla uzun vadede büyük bir kurumsal ilgiye de sebebiyet verebileceği için e, Doge'un önüne geçebilir ve uzun vadede daha iyi hareketler yapabilir. Dolayısıyla e, Dogecoin tarafında da ben e, bu tarz bir e, geliştirme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela <laughs> Floki'nin bunu yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Floki geçmişten bu yana gerçekten Shiba'yı resmen hani Shiba'nın yapmış olduğu hareketleri büyük ölçüde e, taklit etmiş bir projedir. Kaldı ki burada daha başarılı olduğu noktalar bile olmuştur Floki'nin. Dolayısıyla ben Floki'de e, Shibarium'a benzer bir projenin yaratılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak da biz zaman içerisinde. Shibarium hazır. Popüler Meme Token ekosistemde bir süredir beklenen ye, e, yeni Layer 2 projesinin neredeyse bittiğini ve piyasaya sürülmeye hazır olduğunu işaret etti. Ünlü Shiba Inu geliştiricisi Shitoshi Kusama, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Shib protokolünün merakla beklenen projesi Shibarium'a son rötuşları eklediğini belirtti. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz vakitlerde yani daha doğrusu bugün son olmak suretiyle piyasaya gelecekti sonradan gelmedi vesaire. İlk etapta gelişiyle alakalı dediler ki işte Ryoshi Vision'la biz yollarımızı ayırdık. E bundan dolayı şibaryum üzerine gelen aktivitelerde çalışma gerçekleştiremedik. Bir takım aksaklıklar oldu. Burn Portal'dan kaynaklı e bla 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 işte Burn Portal üzerinde çalıştık tarzında açıklamalar yaptılar arkadaşlar. E, bu tarz durumlar oldu. Beraberinde dediler ki biliyorsunuz Allah rahmet eylesin diyelim yine. E, Shibayunu ekibinden birisi öldü. E, bunun üzerine tabii ki Kusama açıklama yaptı. Dedi ki şu anda yaz sürecindeyiz dolayısıyla e, şibaryumu meydana getirmeyeceğiz gibi açıklamalar yaptı. Ama açık bir şekilde de şunu ifade edebilirim ki arkadaşlar hiç alakası bile yok uzaktan yakından. Yok yani alakası. Ya tamam adam öldü de adam öldükten sonra şibaryumla alakalı konuştun. Ondan sonra bir anda piyasa düştü sen bir anda yaz mı tutmaya başladın yani? Böyle bir şey olabilir mi? Piyasa düşünce mi senin yaz tutmak aklına geldi? Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla burada e, yani yatırımcıyı kandırıyorlar demek istemiyorum e, ama sonuç itibariyle şöyle bir durum var ki arkadaşlar şivaryumun gelişi hususunda e, bunu da açık açık söyleyemiyorlar söyleyemezler e, piyasanın yükseldiği bir süreç e, arıyorlar dolayısıyla bu şekilde açıklamalarla yatırımcıları biraz geçiştirmeye çalışıyorlar olabildiğince böyle e, süreci uzatmaya e, çalışıyorlar ve gayret ediyorlar arkadaşlar. Bununla birlikte önde gelen birçok ship takipçisi Kusama tarafından yapılan ve ardından silinen bir tweet'in anlamında tartışıyor. Tartışmalara neden olan tweet 1 Mart tarihinde paylaşıldı ve yapımcıya e, onaylanıyor yazıyordu. Atılan tweet kripto para piyasalarında birçok kişinin anlamı hakkında spekülasyon yapmasına neden oldu diyor. Şimdi burada tabii ki yapımcıya onaylanıyor önce neyi çağrıştırıyor arkadaşlar bu? Aslında e, Shibarium'a birisinin burada bir yapımcılık üstlenebileceği anlamı taşıyor. Yani bu büyük bir borsa olabilir, büyük bir şirket olabilir, büyük bir kurum kuruluş olabilir. Ee, yani aslında ilk bakışta bunu çağrıştırıyor. Olabilir mi böyle bir PR çalışmalarıyla zaten gelme ihtimali çok yüksek. Bunu önceden de belirtmiştik. Fakat burada çok büyük bir ihtimalle böyle bir durum varken beraberinde bir takım anlaşmazlıklar vesaire olması ve durumun arkadaşlar iptali üzerine tabii ki ne olmuştur? E, bu tweeti geri çekmiş olma ihtimalleri fazladır. Ancak şunu söyleyebilirim şibaryum. Büyük bir ihtimalle böyle bir borsayla ortaklık işte vesaire gibi ya da piyasada çok tanınan bir ismin arkadaşlar desteğiyle birlikte PR çalışmasıyla çıkma ihtimali çok yüksek. Önceki videolarda da dediğim gibi bu arada e, Shibarium en minimal yani minimum ayın 22'sinde piyasaya sürülecektir. Sebep biliyorsunuz Fed'in faiz arttırımından sonra piyasada bir doğal fiyat açılımı beklendiği için e, burada... Zaten uzun vadede tatmin eder bir durum var. Shibarium'u getirme konusunda zaten ekip kararlı. Ancak burada e, tam anlamıyla bir kısa orta vade hareketinde şibaryum sürüldükten sonra mevcut yükselişin arkadaşlar e, tatmin eder nitelikte olabilmesi ve kalıcılık sağlayabilmesi için bir etap aranıyor. Dolayısıyla e, şu anda bütün şartlar Mart'ın 22'sinden sonraki en minimal Mart'ın son haftasını gösteriyor. 22'sinden önce çıkmayacağına hemen hemen eminim diyebilirim yani onu söyleyebilirim. Ne diyor şip geliştirmeleri? Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde Shibarium'un yakın zaman içerisinde beta modunu başlatacağı açıklamıştı. Ancak projenin piyasaya sürüleceği tarih adına net bir saat verilmedi. Ayrıca kripto para projesinin geliştiricileri Shibarium'u kullanmayı planlayanların çalıştırmak için Bon Shiba Swap satın almaları gerektiğini duyurdular ve Projenin Polygon gibi diğer e, Layer 2 ölçeklendirme çözümlerine benzer şekilde çalışacak şekilde tasarlandığını doğruladı. E, bu arada Polygon da biliyorsunuz bir e, ZKEVM projesi içerisine giriyor. Onların da hayli başarılı olabilme ihtimali var. Hakeza Bon e, biliyorsunuz yine Bon token yani Shibarium üzerinde çalışacak iki main token'dan biri olmak suretiyle doğrudan ShibaSwap'taki e, vizyonla çok benzer şekilde rastlanıyor ki Shibarium'da arkadaşlar e, burada söz sahibi olabilme hususunda kişilerin ne kadar bonu olduğuna e, bakılacağı için burada yatırımcılar salt bir halde zaten e, arzı artmayacak şekilde şu an karşımızda gördüğümüz bonun talep edilmesi üzerine bir doğal süreç halinde işliyor. Yani uzun lafın kısası Shibarium gelişiyle birlikte gerçekten bon üzerindeki talebi orta uzun vadede arttırması dolayısıyla bon token fiyatlarına büyük bir pozitif etki sağlaması da tıpkı shipcoin'de olduğu gibi bekleniyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.